Evet değerli izleyenler, BEMSA Tarım sponsorluğunda 17 için düzenlenen İzmir Tarım Fuarı'nda programımızın finalinde Konya'dan katılan firmamız KNK Tarım ile devam edelim istedik. Ziraat mühendisi Ali Bilgiç ile beraberiz. Yanlış söylemedim değil mi? Ali Bilgiç. Tabii ki. Evet Ali Bilgiç, sizleri tanıyalım efendim. Kaç yıldır ziraat mühendisiniz ve KNK Tarım'ı da tanıyalım. Ürün yelpazesinde neler var? İlk fuarınız mı? Başka nerelerde olacaksınız? Çalışmalarınızı sizlerden dinleyelim efendim. Ben kendim 15 senedir bu sektörün içerisinde çalışıyorum. 2006 Ziraat Fakültesi mezunuyum. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. O dönem 2018'den bu yana, KNK ilk kurulduğundan bu yana da KNK'da görev almaktayım. 2018 yılında KNK toptancı olarak şeye başladı. Sektör içerisinde yer almaya başladı. 2018'den sonra 2021'in ilk aylarında üretici firma olarak faaliyete geçtik. Bu üretici olarak faaliyete geçtiğimizde elimizde toz ve sıvı gruplar, damlama ve yaprak gübreleri olarak üretime başladık. İleriki dönemlerimizde işte biyogaz tesisimiz de kuruldu. Organo mineral taban ve üst gübrelerinde de yerimizi alacağız. Evet, hızlı bir giriş ve yelpaze de bayağı geniş. Evet. Ekip ağınız ve bayi ağınız konusu nasıl efendim? Ekip ağımız ve bayi, İç Anadolu'nun komplesine hakimiz ve bölge yapılanmalarını da yapıyoruz şu anda. Bütün Türkiye geneline hitap edeceğiz. Yakın zamanda her tarafta görüp KNK ismini duyarsınız artık. Evet, kısaca KNK. Tarım sanayi. İzmir bölgesinde distribütör sağlayabildiniz mi? Yoksa fuara katılış sebebiniz de distribütör arayışı mı? Evet tabii ki. Fuara katılış sebebim distribütör arayışı. Distribütör arayışı bunun yanında da bölge içerisinde kendi ismimizi duyurmaktı. Bu bölge içerisinde görüştüğümüz distribütörlerle şu ana kadar görüştüğümüz kişiler bulunmakta. İşte fuardan sonrasında işlerimizi netleştirip ona göre yolumuzu çizeceğiz. Evet, yolunuz uzun, meşakkatli ama tarım sektörü bütün evet. Zorluklarına rağmen keyifli. Tabii ki, tabii ki asla. Üretim her daim zevkli. Evet, ekip sayınızı arttıracak mısınız bayiliklerle beraber, yoksa bölge bayilikleri üzerinden mi gideceksiniz, bölge müdürleri de oluşturacak mısınız? Tabii ki ekip sayımızı arttırarak gideceğiz. Bölgelerde distribütörlerle çalışacağız. Bölgelerde distribütörlük ve baş bayilik şeklinde devam edeceğiz. İleriki dönemlerde her bölgenin ayrı bir müdürü, her bölgenin ayrı bir teknik çalışanlarının mevcut olacak. Ekip sayımız gitgide çoğalarak gidecek zaten. Evet, üretim yeri de Konya. Tabii ki Konya. Evet, fuarda ilgi nasıldı KNK'ya? Fuarda ilgi KNK'ya beklediğimizden çok çok daha iyiydi. Hani yoğunluktan başımızı alamadık. Artık bugün ve yarın son günümüz işte. İnşallah faydalı olmuşuzdur herkese. İnşallah KNK Tarım olarak sizlere de başarılar diliyoruz. Buna KNK mı diyoruz? Kanki der gibi Kanki Tarım diyelim kısaca. Ne dersiniz? Evet, ilk başta KNK denmesi biraz şey olduğu zaman Kanka Tarım dediler, Kınık Tarım dediler. Ama şirketimizin ismi KNK olarak gidiyor. Şirket sahiplerinin soy isimlerinin sessiz harfleri. Evet. KNK Tarım'a başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Sağ olun, size de iyi çalışmalar. Evet değerli izleyenler, KNK Tarım, Ali Bilgiç Ziraat Mühendisi, gübre sektöründe artık biz de varız diyen firmamız İzmir Tarım Fuarı'na yerini almışlar. Bölge çalışmalarına, bölge faaliyetlerine devam ediyorlar. Kendilerine başarılı bir sezon diliyoruz. Efendim 17'si düzenlenen İzmir Tarım Fuarı'nda canlı yayınımızı nihayete erdirelim istiyoruz. 4 gündür sizlerle beraberliğimiz devam ediyor. Sponsorlarımız, çok değerli sponsorlarımıza Atafen Veterinerlik Hizmetleri ve BEMSA Tarım'a ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka canlı yayında, bir başka programda sizlerle beraber olacağız. Yayında yapımda emeği geçen ve burada sizlere bu görüntüleri ulaştırmakta yardımcı olan kameraman arkadaşlarımıza da sizler adına teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.